Alman kurdu ve Doberman. Çene kuvveti. Alman kurtları yaklaşık olarak 238 psi bir çene kuvvetine sahiptir. Dobermanların çene kuvvetleri ise 228 psi'dir. Yaşam süreleri. Alman kurtlarının yaşam süresi 9 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 13 yıla kadar uzayabilir. Dobermanların yaşam süreleri ise 10 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 13 yıla kadar uzayabilir. Ama yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere göre yorumlayabiliyoruz. Tabii ki ne kadar ve nasıl yaşayacağını kimse bilemez. O yüzden burada ikisine de puan vermiyoruz. Genel sağlık. Alman kurdu genel olarak sağlıklı bir ırktır. Ancak tüm büyük ırk köpekleri gibi yatkın olduğu bazı hastalıklara ve alerjik yapıları nedeniyle deri hastalıklarına karşı hassas ve duyarlıdır. Bu nedenle yavruluk döneminden itibaren iyi ve kaliteli bir mamayla beslenmesi hem dejeneratif bozuklukların ortaya çıkmasını yavaşlatır hem de alerjik reaksiyonların daha az görülmesini sağlar. Alman kurdunda görülebilecek olası rahatsızlıklar kalça ve dirsek çıkıklığı, mide genişlemesi ve pankreas yetmezliğidir. Dobermanların duyarlı olduğu hastalıklarda yok değildir. Şöyle ki, kalça çıkıklığı ve kan hastalığı gibi rahatsızlıklar mevcuttur. Ama diğer ırklara nazaran sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Salya sorunları vardır. Bitmeyen bir enerji söz konusudur. O yüzden çok fazla egzersize ihtiyaç duyar. Kilo almaya meyili yoktur. Hipoalerjenik ırklardan değildir. Çocuklarla arası. Alman kurtları çocuklarla iyi anlaşır. Ve onlarla hiç bıkmadan, sıkılmadan saatlerce oynayabilir. Özellikle küçük yaşlardan itibaren bir arada bulundukları çocuğu korur ve kollar. Çocuklara karşı tahammülleri çok yüksektir. Dobermanların çocuklarla arası son derece iyidir. İçgüdüsel olarak onları daima korumak isterler. Ama handikap olarak fiziki özelliklerden dolayı boyutu biraz büyük olması nedeniyle istemeden de olsa çocuklara dezavantaj sağlamaktadır. Onların üzerine devrilebilir veya çarpmaya sebebiyet verebilir. Diğer hayvanlarla arası. Alman kurtlarının yavruluktan itibaren diğer evcil hayvanlarla birlikte tanıştırılması ve sosyalleştirilmesi durumunda hepsiyle iyi birer arkadaş olabilmektedir. Ancak daha küçük hayvanlarla uğraştığı da bilinmektedir. Genellikle bu cinsi sahiplenen kişiler bir süre profesyonel bir eğitici tarafından destek alması gerekmektedir. Aksi takdirde iyi eğitilmemiş bir Alman kurdu çevresine zarar verebilir. Dobermanların ise yabancılara tahammülleri yoktur. Kedilerle anlaşırlar belki ama diğer köpeklerle anlaşamazlar. Bu anlaşmanın çok da iyi olduğunu söylemek doğru olmaz. Genellikle diğer evcil hayvanlarla aynı ortamı paylaşabilirler. Eğer ki yavruluktan onu bu duruma alıştırırsanız onlarla beraber olmayı kabul edebilir. Ev ve apartman uyumu. Alman kurtları için apartman daireleri çok da uygun yerler değildir. Eğer ki dairede yaşıyorsanız Alman çoban köpeği almak için bahçeli bir yer tercih etmelisiniz. Dobermanlar yaşam tarzındaki değişikliklere ve tüm yaşam standartlarına adapte olmaları mümkün. Bu durum onlara tuhaf gelmez. Aile dostu köpek ırklarından bir tanesidir. Ve evet, Dobermanlara apartman dostu köpekler diyebiliriz. Eğitimleri kolay mı? Alman kurtları son derece asil ve eğitilmesi kolay köpeklerdir. Boyutları ve güçleri dolayısıyla erken dönemlerde eğitilmeye başlanması gerekir ki alfa köpeği rolü üstlenmeye çalışmasın. Dobermanlar korkusuz, sadık, enerjik olmalarının yanında son derece akıllı ve itaatkar karakterleri vardır. Ve evet, eğitimleri kolaydır. Bakımı. Alman kurdu köpeği haftada bir defa fırçayla taranmalıdır. Tüy dökümleri esnasında özel bir tarak gerektirir. Şişliği önlemek için günlük beslenmesinin öğünlere ayrılması gerekir. Dobermanların tüyleri kısadır ve bu yüzdendir ki çok fazla tüy bakımı gerektirmezler. Ne çok fazla ne çok az tüy dökümleri yaşarlar. Aşırı derecede sosyalleştirmeye ihtiyaçları yoktur. Bekçilik. Alman çoban köpekleri bekçilik görevini layıkıyla yerine getirirler. Çok iyi bir koruma ve bekçi köpeğidir. Yabancı birilerini gördüklerinde bunu hareketleriyle ve sesleriyle belli ederler. Çok fazla korumacı davranmalarını önlemek için küçük yaşlarda bu ırkı sosyalleştirmelisiniz. Dobermanlar en iyi bekçi ve koruma köpeklerindendir. Zaten bu yüzdendir ki bahçelerdeki köpek kulübelerinde beslenirler. Azimli, güçlü ve uyarıcı bir yapıları vardır. Kendi bölgelerini ve sizin çevrenizi en iyi koruyan cinslerdendir. Havlama.
Alman kurtları içgüdüsel olarak sevdiklerini ve onun sevdiklerine karşı hep korumacıdır. Uzaktan yabancı birinin ayak sesini dahi duysa onun için bir havlama sebebidir. Dobermanlar ise genellikle sessiz ırklardandır. Fazla havlama eğilimleri yoktur. Soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık. Alman kurdu tüy yapısı sayesinde soğuk havalara dayanıklılıkları daima yüksektir. Ama sıcak havalara karşı yine tüylü derilerinden dolayı toleransları yoktur. Dobermanlar soğuk havalardan hiç haz etmezler. Kış aylarının çetin geçtiği şehirler onun yaşamasını olanaksız kılar. Eğer ki soğuk iklimli bir konumunuz varsa uygun olmadığını söylemekte fayda var. Sıcak havaları daha çok seven ırklardandır. Yalnız kalabilir mi? Alman kurtları her köpek ırkı gibi sahipleri tarafından uzun süre yalnız bırakıldıklarında paniğe, ağlamaya, havlamaya ve sızlanmaya eğilimlidir. Dobermanlarda da bu durum sahiplerine çok bağlı olduklarından, sahipleri tarafından uzun bir süre yalnız bırakıldıklarında aynı tepkileri yani panik, ağlama, havlama ve sızlanma davranışlarını gösterirler. Enerji seviyesi. Alman kurdu cinsi köpekleri diğer köpek ırklarından epey yüksek bir enerji seviyesine sahiptir. Onun egzersizlere ve aktivitelere ihtiyaçları vardır. Dobermanlar diğer köpek ırklarından daha yüksek bir enerji seviyesine sahiptir. Bu sebepten ötürü antrenmanlarını aksatmamanız lazım. Onunla çeşitli oyunlar oynayabilir, egzersizlere dahil edebilirsiniz. Örnek olarak ip çekme, frisbee yakalamak, top fırlatıp getirmesini isteyebilirsiniz. Peki ilk defa köpek alacaklar için uygun mu? Alman kurtları ilk defa köpek alacaklar için büyük ırkların içerisinde uygun ırklar arasındadır. Kolay eğitimlerinin yanı sıra çok çabuk öğrenip hemen kavradıkları için zekalarını ön planda tutar ve tekrarlamakta fayda var. Onların birer bahçeye ihtiyaçları vardır. Doberman Pinscher'lar inatçı karakterlere sahiptir ve ilk defa köpek sahiplenecekleri kesinlikle önermiyoruz. Hatta ve hatta herhangi bir baskın ırkın seçmenin doğru olmadığını savunuyoruz. Umarım hoşunuza giden seyir keyfi had safhada olan bir video olmuştur. Kanala verdiğiniz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle, sağlıklı günlerle kalın. Umarım hoşunuza giden seyir keyfi had safhada olan bir video olmuştur. Kanala verdiğiniz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle sağlıklı günlerde kalın.